Kayser Televizyonu Ana Haber Bülteninden iyi akşamlar sayın seyirciler. Ben Şule Akan. Gündemle karşınızdayız. Bültenimize geçmeden hemen hatırlatalım. Halk arasında 3 aylar diye bilinen Recep Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylar bugün başladı. 3 aylar ilahi rahmet ve mağfiretin varlık alemini kuşattığı, müminlerin topluca ibadete yöneldiği aylar ve Recep ayının ilk günü bugün ve ilk kandil ve gayb kandili 3 Şubat Perşembe günü gerçekleşecek. Bu bilgiyi aktardıktan sonra ilk haberimize geçiyoruz. Afyonkarahisarlı kadınlar Tarım Kredi Kooperatif Marketleri için 6 ton çikolata üretecekler. Evcilerli kadınların ürettiği çikolatalar market raflarında yerini almaya başladı. Bu müjdeyi Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek ve Evciler Kaymakamı Enes Emircan Buyuran verdiler. Afyonkarahisar Evciler İlçe Kadın Kültür Evlerinde kurulan atölyede kadınlar tarafından üretilen ve İncil'e ismi verilen doğal çikolatalar imzalanan sözleşme ile Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde satılacak. Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek öncülüğünde hayata geçirilen Kadın Kültür Evleri projesi tüm hızıyla devam ederken ilçelerdeki kadın kültür evleri arasında en dikkat çekici olanı ise Evciler ilçesinde kurulanı oldu. Evciler Hükümet Konağı binası zemin katında yapılan atölyede kadınlar İncil'e markasıyla doğal çikolata üretimine başladı. Kadınlar günlük yaklaşık 400 kilogram doğal çikolata üretiyorlar. Çikolata yurt içi piyasada zincir marketlerle birlikte sanal pazarda satılmaya başlandı. Bu kapsamda İncil'in pazarının genişlediği müjdesini veren Vali Çiçek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bir güzel haber daha. Türkiye'nin markası Tarım Kredi Kooperatifleri ile Evciler Kadın Kooperatifimiz arasında sözleşme yapıldı. Sözleşmeye göre Tarım Kredi Kooperatifleri Evciler Kooperatifimizden yaklaşık 6 ton çikolata alacak. Tüm Türkiye'de raflarda Evciler çikolatası olacak ifadelerine yer verdi. Sadece tarımsal ürünler değil, sadece evcilerin coğrafi ve doğal güzellikleri değil, artık evciler deyince aklımıza çikolata gelecek. Biz evcilerin çikolata diyarı olarak tanınması için elimizden ne gelirse yapmaya kararlıyız. 25 tane bildiğiniz gibi kadın kültür evimiz var, 17 tane kadın kooperatifimiz var. Bunlarla birlikte her bir ilçede başka bir ürün üretirken kaymakamımız çikolata üretmek istediğini, bu konuda evciler kadınlarının çok çalışkan ve çok bilgili olduğunu, burada bir kültür olduğunu iletmişti bize. Biz de kendisine gerekli desteği verdik. Özellikle evcilerin çalışkan kadınlarıyla beraber, belediye başkanımızın ve buradaki il genel meclis üyelerimizin desteğiyle muhteşem bir atölye, imalathane yaptılar. Arkasından ürünler üretmeye başladılar. Bugün Türkiye'nin her yerine evciler çikolatası gönderiyorlar. Öte yandan imzalanan sözleşme gereği İncil'e markasının kısa süre içinde Tarım Kredi Kooperatif Marketleri raflarında yerini alacağı belirtildi. Evciler Kaymakamı Enes Emircan Buyuran da şunları söyledi. Bu konuda işte belediye başkanımızla, il genel meclis üyelerimizle oturduk. Hem fikir birliğine vardık, hem fikir olduk. Dedik ki biz burada bu çikolatayı üretebiliriz. Daha sonra işte hanımlarımız bu iş için gönüllü oldular. Biz dediler biz bu iş için de olmak istiyoruz. Biz bu çikolata üretmek istiyoruz. Evcilerin ismini tüm dünyaya duyurmak istiyoruz dediler. Ve daha sonra ilk etapta basit bir şekilde başladığımız çikolata üretiminde bugün bir imalathane açtık. Tempelleme makinelerimiz, endüstriyel buzdolaplarımız, her şeyimiz hazır. Günlük şu anda sadece 400 kiloluk bir üretimimiz var. Birçok markete, ulusal markete satışlarımız devam etmekte. İşte Tarım Kredi Kooperatifleri ile anlaşma yaptık. Şu anda aylık olarak 5 tonluk onlara bir üretimimiz var. 5 tonluk ürün üretiyoruz, gönderiyoruz. Onun haricinde diğer ulusal marketlere de satışlarımız devam ediyor. Sanal marketler noktasında albikere.com, Trendyol hepsi burada. Başta albikere.com olmak üzere tüm sanal marketlere de satışımız devam etmektedir. Üreten kadınlarımızı gönülden kutluyoruz. Sayın seyirciler, Afyonkarahisar Belediye Meclisi Şubat ayı toplantısı gerçekleştirildi. Burada konuşan Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, 2020 yılında pandemi nedeniyle çalışmaların hızlı olamadığını belirterek 2021 yılının ise Afyon için atak ve tanıtım yılı olduğunu söyledi. Afyonkarahisar Belediye Meclisi Şubat ayı toplantısı Belediye Başkanı Mehmet Zeybek başkanlığında meclis salonunda yapıldı. Afyonkarahisar'ın gelişimi adına önemli kararların alındığı toplantının açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, alınan kararların hayırlı olmasını temenni etti. Toplantımız neticesi alacağımız kararların ilimize, ülkemize ve insanlığa hayırlı olmasını
temenni ediyoruz. Başkan Zeybek 2020 yılında pandemi nedeniyle çalışmaların hızlı olamadığını belirterek 2021 yılınınsa Afyon için atak ve tanıtım yılı olduğunu söyledi. 2020-2021 yıllarında Covid'den dolayı çok ciddi bir çalışma gerçekleştiremedik. Sadece biraz hafifleme ile birlikte 2021 yılı Temmuz ayından itibaren ilimizin tanıtımıyla alakalı ciddi yol kat ettik. Gene 2022 yılıyla birlikte de Gizemli Şehir Afyonkarahisar sloganıyla büyük taarruzun 100. yılı olması münasebetiyle tanıtımlarımıza aynen kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk festivalimizi 2021 yılında almış olduğumuz kararla 2022 yılı Ocak ayında ciddi bir katılımla gerçekleştirmiş olduk. Karavan Fest diye. Hemen hemen ülkemizin birçok ilinden 200'e yakın karavancı katıldılar. Yağmur yağışlıydı. Dedik kar yağar mı? Cumartesi akşamı iki günlük olarak, cumartesi pazar günü olarak organize etmiştik. Karavan Fest ateşini yaktıktan hemen sonra ciddi bir kar yağışı oldu. Hatay'dan katılan arkadaşlar vardı. İzmir'den gelenler vardı. Hatay'dan gelenler de diyorlar ki ilk defa böyle bir festivale katılıyoruz. Hele hele kar bugüne kadar hiç görmemiştik dediler. Biz de orada söyledik. Uludağ'a gidemiyorsunuz ama Uludağ'ı ayağınıza getirdik diye. Toplantıya katılan Afyonkarahisar Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı İbrahim Karataş da minibüs hatlarının kullanım süreleriyle ilgili şunları söyledi. 2 yıldır pandemi, daha fazlası ciddi anlamda şoför hastalığına zararı verdi. Yeni araçlar çok sıkıntılı. Eski araçlarımız da bizim Euro 3, Euro 2 dediğimiz, tabir ettiğimiz Türkiye şartlarına uygun, bakımlara uygun. Hepsi fenlemayeneden geçmiş, vizeden geçmiş. Burada bir kolaylık sağlamanızı arz ediyorum. Çünkü diğer illerin birçoğunda zaten süreyi tamamen kaldırdılar başkanım. Toplantının tamamlanmasının ardından gelecek oturumun gün ve saati belirlendi. Mart ayı meclis toplantısının 1 Mart Salı günü saat 18.30'da yapılması kararlaştırıldı. Sayın seyirciler, Türk Kızılay'ında grevler vardı. Türk Kızılay, Afyonkarahisar Maden Suyu Fabrikası ile Kızılay İçecek Erzincan Fabrikası işçileri maaş zammı ve özlük haklarında istedikleri iyileştirmenin yapılmadığı gerekçesiyle salı akşamı greve başladılar. Öte yandan Türk Kızılay'a ait olan Kızılay Lojistik, Sağlık ve Çadır Tekstil Grubu çalışanlarıyla Hak İş Konfederasyonu'na bağlı Öz Sağlık İş, Öz Taşıma İş ve Öz İplik İş sendikaları arasında yaklaşık 600 işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi mutabakatla sonuçlandı. Bu arada Afyon Türk Kızılay Maden Suyu'nda üretimi durdurma eylemi yönetimle yapılan görüşmeler sonrası bu sabah itibariyle sona erdi. Türk Kızılay Afyonkarahisar Maden Suyu Fabrikası'nda çalışan yüzün üzerinde işçi özlük haklarını alamadıkları gerekçesiyle üretimi durdurup eyleme başladı. İhsaniye ilçesine bağlı Gazlıgöl beldesindeki Türk Kızılay Afyonkarahisar Maden Suyu Fabrikası'nda eylem salı akşam saatlerinde başladı. İşçiler yaklaşık 2 yıl önce Kızılay bünyesinde kurulan yeni şirkete özlük hakları sabit kalmak koşuluyla geçtiklerini ancak sonrasında kendilerine verilen maaş, ikramiye, giyecek ve yakacak yardımı gibi sosyal hakların verilmediğini öne sürdüler. Fabrika yönetimiyle uzun süredir yapılan görüşmelerin sonuçsuz kaldığını belirterek 1 Şubat itibariyle üretimi durdurma kararı alan Kızılay işçileri eyleme başladı. Sendika hakkımız söke söke alır. Türk İş'e bağlı Tek Gıda İş Sendikası sözcüsü, eylemlerin kendilerine vaat edilen hakların verilmesi, çalışanlar arasındaki maaş farklarının giderilmesi ve 14 taşeron firma çalışanının haklarının verileceği süreye kadar eylemlerine devam edeceklerini ve üretime başlayamayacaklarını ifade etti.
Evet, teknik bir sorundan dolayı sesimizi yansıtamadık. Diğer haberimizle devam ediyoruz. Sayın seyirciler, bugün 2/2/2022. Evlenmek isteyen, nikah tarihlerini ölümsüzleştirmek ve güzel bir anı oluşturmak isteyenler, bin yılda bir gelen bu özel günü fırsata çevirip nikah dairelerine akın ettiler. Evlilik yıl dönümlerinin daha fazla akıllarda kalmasını isteyen çiftler 02.02.2022 tarihine gün almak için evlendirme memurluklarına akın ettiler. Yazılı olarak evlenmek istiyor musunuz? Afyonkarahisar'da da İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Komiser Nazlı Taşkıran ve meslektaşı Komiser Bedrettin Erdoğan bugünü unutulmaz kılmak istediler. Emniyet Müdürü Ali Temiz, şahitler ve aileler huzurunda gerçekleştirilen nikah Belediye Başkanı Mehmet Zeybek kıydı. Çiftin nikah şahitliğini İl Emniyet Müdürü Ali Temiz yaptı. Belediye Başkanı Mehmet Zeybek de nikah törenini Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Komiser Nazlı Taşkıran, kızımızla meslektaşı Komiser Bedrettin Erdoğan oğlumuzun nikah akdini Emniyet Müdürümüz Ali Temiz, şahitler ve aileleri huzurunda gerçekleştirdik. Evlenen genç çiftimize Allah'tan iki cihan saadeti diliyorum. Rabbim hayırlı mübarek eylesin inşallah açıklamasıyla sosyal medyada paylaştı. Emniyet Müdürü Ali Temiz de şahitlik ettiği çifte bir ömür mutluluklar diledi. Yine Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Komiser Yardımcısı Kübra Yılmaz da polis memuru Hasan Şenol da 2/2/2022 gününü seçerek mutluluğa evet dediler. Çiftin nikah merasimine katılan Emniyet Müdürü Ali Temiz bu özel günlerine şahitlik ederek çifte bir ömür mutluluklar diledi. Öte yandan bu özel tarihte Afyonkarahisar il merkezinde 8 çiftin evlendiği öğrenildi. Denizli'de de çiftler 2/2/2022 özel gününü fırsata çevirip nikah dairelerine akın ettiler. Bin yılda bir gelen 2/2/2022 tarihi en mutlu günlerini ölümsüzleştirmek isteyenler için büyük bir fırsat oldu. Her gün normal sayıda kıyılan nikahlar özel bir tarih olan bugün rekor sayıda artış gösterdi. Kendileri için özel ve anlamlı olacağını düşündükleri için bugünün tarihini seçen ve nikah kıymak için Denizli Nihat Zeybekçi Kongre Kültür Merkezi nikah salonunun yolunu tutan çiftlerin arasında bulunan Mehmet Alp ve Şeval Öztürk çifti uzun zamandır bugünün tarihini beklediklerini söylediler. Zamanı bekliyorduk. Gayet güzel olmuş bir tarih oldu bizim için. Anlamı çok büyük. Çok uzun zamandır bekliyorduk zaten bu tarihi. Özel bir gün oldu. Çocuğumuza da hani ana bir şekilde kalır bu tarihimiz bizimle. Salonun en renkli çiftlerinden olan Musa ve Seda Karadağ çifti ise 3 yıldır evlenmek için bugünü beklediklerini söyledi. 2/2/22'yi kaçırmayalım dedik. Uzun bir zaman önce bugün tarihini aldık. İnşallah da bugün işi bitireceğiz, mutlu olacağız. 3 yıldır bekliyoruz bugün. 1-1-11 olmayacağına göre 2/2/22'yi kaçırmayalım dedik. Aynen, bunun için de 3 yıl bekledik. İnşallah herkese Allah nasip etsin. 2 Şubat 2022'de evlenen tüm çiftlere mutluluk diliyor sayın seyirciler. Ve 62 yıllık kibrit kutusu biriktirme öyküsü var şimdi sırada. 1960 yılında annesi tarafından hediye edilen ahşap kutulu kibritin ardından başladığı koleksiyonda Yakup Çetinkaya 2000 adet kibrit kutusu biriktirdi ve dev bir kibrit kutusu koleksiyonu oluşturdu. 1960 yılında annesinin hediye ettiği kibrit kutusu onun için sadece bir başlangıç oldu. 62 yıldır kibrit kutusu biriktiriyor. Afyonkarahisar'da demir doğrama ustalığını yapan Yakup Çetinkaya biriktirdiği kibrit kutusu koleksiyonuyla herkesin ilgisini çekiyor. Çetinkaya 1960 yılında annesi tarafından hediye edilen ahşap kutulu kibritin ardından başladığı kibrit koleksiyonunda 2000 adet kibrit biriktirdi. Çetinkaya'nın kibrit koleksiyonunda eski Türk devleti liderleri, trafik işaretleri, burçlar, Hacivat Karagöz, Türkiye'nin turistik bölgeleri, Türkiye'nin ilk kibritleri ve daha birçok seri kibrit bulunuyor. Küçük sanayi sitesindeki iş yerinde emekli olmasına rağmen mesleğini sürdüren 3 çocuk babası 79 yaşındaki Yakup Çetinkaya, kibrit kutusu biriktirmenin kendisinin en büyük hobisi olduğunu ve bundan çok mutlu olduğunu söyledi. Çetinkaya ayrıca koleksiyonunda bulunan kibrit kutularının kendisi için birbirinden değerli olduğunu da ifade etti. 1960 yıllarında annem bir tane inisar kibriti diye Türkiye'de ilk defa yapılmış, basılmış bir kibrit verdi. Oğlum bu çok eskidir, değerlidir diye ondan heveslenerekten bu kibritleri yaptım, biriktirdim.
Almanya'ya falan giden arkadaşlara dedik ya bize gelirken kibrit getirin. Onlar da getirdiler. 2000'i geçkin kibrit biriktirdim. Eskiden seriyal kibritler çıkardı. Karagöz serisi var, Türkiye'nin turistik yerleri var, trafik serisi var, burçlar serisi var, Türk büyükleri serisi var. Bir sürü böyle şahısların otel kibritleri var. Bunları daha önce bir kolide sakladım. Şimdi işte müzemde bir yer yaptım. Oraya bunları bir raf yaptım, oraya sıraladım. Burada muhafız ediyor. Zaman zaman temizliklerini yapıyorum. Görenler 40-50 sene geriye gittik diyorlar. Eskiden bu kadar kibrit mi vardı diyorlar. Böyle bir güzel anılarımız oluşuyor. Türkiye'nin ilk kibrit de var, evet. Onlar da var. İşte biriktirdik. Geleni eşe dosta gösteriyoruz. Sayın seyirciler, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan yapılan uyarıya göre vatandaşların adres bilgilerinin sisteme eklenmesi gerekiyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan vatandaşlara uyarı geldi. Kurum, vatandaşlara sağlık hizmetlerine erişimde herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmamaları adına ve daha iyi hizmet alabilmeleri için adres bilgilerini ekleme uyarısında bulundu. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan yapılan yazılı açıklamada, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na göre kişilerin SGK'nın hizmetlerinden yararlanabilmeleri için Türkiye'de ikamet zorunluluğu bulunduğu anımsatıldı. Genel Sağlık Sigortası'na ait hak sahipliği işlemlerinin Türkiye'de ikamet edildiğine dair Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, adres kayıt sisteminde yer alan bilgileri esas alınarak yapıldığı belirtilen açıklamada, genel sağlık sigortalısı sayılanların sağlık aktivitasyon işlemlerinin sistemsel düzenlemeleri elektronik ortamdaki adres kayıt sisteminde adres bilgileri kontrol edildikten sonra yapılacağından kişilerin adres bilgilerini güncellemeleri gerekiyor. Sağlık hizmetlerinden yararlanmak isteyenler adres kaydı güncelleme işlemlerini e-devlet üzerinden veya en yakın nüfus müdürlüklerinden yaptırabiliyorlar. Adres bilgilerini güncellemeyen vatandaşlar SGK'nın sunmuş olduğu sağlık hizmetlerinden yararlanamayacaklar denildi. Şimdi de yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı ilgilendiren bir haberimiz var sırada. Dövizden Türk lirasına dönüşümde yurt dışına yerleşik vatandaşlar Yuvam hesabı açabilecekler. Hesaplar 3, 6, 12 ve 24 ay vadeli olarak açılacak. Yurt dışında yaşayan vatandaşlar için Yuvam hesabının ayrıntıları belli oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Yuvam hesabının ayrıntılarını açıkladı. Merkez Bankası tarafından yurt dışında yerleşik vatandaşlar mevduat ve katılım sistemi Yuvam hesaplarına ilişkin bankamızca Yuvam hesap sahiplerine kur koruması sağlanırken hesapların vadelerine göre değişen oranlarda ilave getiri de sağlanabilecektir açıklaması yapıldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan yapılan yazılı açıklamada, yurt dışında yaşayan vatandaşların tasarruflarının Türkiye'de değerlendirilmesinin teşvik edilmesi için yurt dışı bankalar nezdinde yurt dışında yerleşik vatandaşlar mevduat ve katılım sistemi Yuvam hesaplarının açılmasına karar verildiği belirtildi. Kimlerin teşvikten yararlanabileceği konusundaki yapılan açıklamada, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın tasarruflarının ülkemizde değerlendirilmesinin teşvik edilmesi, bu tasarruflarını ülkemizde değerlendirmek isteyen vatandaşlarımıza her koşulda kazanımlarını koruyacağı bir tasarruf yapısı oluşturulması ve söz konusu tasarrufların ülkemiz ekonomisine kazandırılarak ekonomik büyüme ve ödemeler dengesine katkı sağlanması amacıyla yurt dışına yaşayan vatandaşlarımız yurt dışı bankalarından transfer edecekleri döviz tutarları karşılığında yurt içi bankalarda açtıracakları Amerikan doları, avro ve İngiliz sterlini döviz tevdiat hesaplarıyla döviz cinsinden katılım fonlarını Türk lirası cinsinden Yuvam hesaplarına dönüştürmeleri halinde teşvikten yararlanabileceklerdir denildi. Yuvam hesaplarının 3, 6, 12 ve 24 ay vadeli olarak açılabileceği ve hesap sahiplerine kur koruması sağlanırken hesapların vadelerine göre değişen oranlarda ilave getiri de sağlanabileceği belirtildi. Yuvam hesaplarına işleyecek faiz kar payıyla hesap açılışı ve vade sonundaki kur değişim oranı ve Merkez Bankası tarafından verilecek ilave getiri toplamı kıyaslanarak
yüksek olan oran üzerinden mevduat ve katılım fonu sahibine ödeme yapılacak. Vadeden önce hesaptan para çekilmesi durumunda teşvikten faydalanılamayacağını belirten Merkez Bankası, YUVAM hesaplarına ilişkin tebliğ ve uygulama talimatının bankanın internet sitesine yayınlandığını belirtti. Ve şimdi yarın buluşmak dileğiyle sizleri Asayiş haberlerimize baş başa bırakıyoruz. Hoşçakalın. Afyonkarahisar'da polis tarafından düzensiz göçle mücadeleye yönelik huzur uygulaması gerçekleştirildiği denetimlerde gerekli belgeleri olmayan 6 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından kent merkezinde düzensiz göçmenlere yönelik denetim gerçekleştirilirken denetimlerde yabancı uyruklu şahısların kimlik ve belge kontrolleri yapıldı. Denetimler esnasında üzerinde kimlik olmayan yabancı uyruklu 6 kişi yakalanırken şahıslar işlemlerden sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildiler. Denetimlerin ilerleyen günlerde de devam edeceği öğrenildi. Antalya'nın Manavgat ilçesi Çayyazı Mahallesi Küçük Şelale Yolu Küme Evlerinde tek başına yaşayan ve emekli olduğu öğrenilen 55 yaşındaki Mustafa Koçer evinde ölü bulundu. Koçer'in cansız bedeni kendisinden haber alamayan oturduğu binanın girişine bulunan iş yeri sahibi ve çalışanları tarafından bulundu. Koçer'in 2 yıldır burada oturduğunu, her gün evden iş yerlerine gittiğini belirten iş yeri sahibi akşam saatlerine kadar gelmeyince merak ettiklerini, evi kontrol ettiklerinde ise cansız bedeniyle karşılaştıklarını dile getirdi. Eşinden ve ailesinden ayrı yaşadığı memleketi Afyonkarahisar'dan 2 yıl önce gelip Manavgat'a yerleştiği belirtilen Mustafa Koçer'in cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis baskınında ele geçirilen 1 metrelik heykelin sahte olduğu ortaya çıktı. Bolvadin ilçesinde Aralık 2021'de polis tarafından bir eve düzenlenen baskında yapılan aramada yaklaşık 1 metre uzunluğunda ve 70 ila 80 kilogram ağırlığında kolları omuzlarından kesik kadın figürlü heykel ve iki parça halinde el dedektörü ele geçirilmişti. El konulan heykel Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından daha sonra incelenmek üzere Afyonkarahisar Müze Müdürlüğü'ne gönderildi. Heykel üzerinde yapılan incelemelerde objenin tarihi değeri olmadığı ortaya çıktı.